Evet sevgili izleyenler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi konuşuyor. Ekrana getirelim. Vazgeçilmez bir parçası olan hakemlerimize ve hakemlik müessesesine yapılacak hiçbir saldırı ya da orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğimizi hatırlatır. Bugünkü yönetim kurulu toplantımızda aldığımız kararları sizlerin bilgisine ve kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Öncelikle Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında size kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz dün yönetim kurulumuzla birlikte hastanede ziyaretine gittik. Doktorlardan bilgi aldık. Çok şükür iyileşiyor. Kendisini de iyi gördük. Ve biliyorsunuz bugün taburcu oldu. Ve 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah inşallah böyle acıları bir daha ne Halil Umut Meler'e ne de diğer hakemlerimize ne de futbolun diğer paydaşlarına yaşatmasın. İlk andan itibaren yakından ilgilenen ve talimatlar veren Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle buradan şükranlarımı sunmak istiyorum. Aynı şekilde olayla ilgili hızlı harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yaklaşık 2 yıl önce başladığımız görevimizde futbolumuzun değerini düşüren tüm unsurları tespit etmiştik. Teşhis belliydi ve hemen tedaviye başladık. Ve bu süreçte reform yaparak bütün konulara müdahil olmaya başladık. O gün nasıl Türk futbol ailesiyle birlik, beraberlik içinde tek vücut olduysak, bugün de kısır tartışmaları bir kenara bırakıp tek vücut olma zamanı. Olayın sorumluları hakkında Yüce Türk Adaleti gereğini yapmıştır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Bizim yapmamız gereken şey ise Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukuk müşavirliği olayla ilgili sevklerini bildiğiniz gibi dün yapmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yarın gereğini yaparak Perşembe günü de kararını açıklayacaktır. Yine bir diğer konumuz, disiplin talimatlarımızda devre arasında gerekli değişiklikleri yapma konusunda karar aldık. Bu gibi olayların tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve para cezasına ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında dün Ankara'da ziyaretten sonra biliyorsunuz ilgili bakanlıklarımız, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız olmak üzere bakanlıklarımızla görüşmelerimizde de hem fikir olduğu üzere 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda gerekli değişikliklerin yapılmasında ve uygulanmasında bu süreçlerin paydaşı olarak Türkiye Futbol Federasyonu da yerine alacak. Ayrıca medyada futbol atmosferine zarar veren yayınlarla ilgili RTÜK'le yaptığımız işbirliği de bundan sonra artarak devam edecektir. Yönetim kurulumuzla yaptığımız toplantı sonunda tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenmesi kararını almıştık biliyorsunuz. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır.
Sözlerime son vermeden önce şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Birbirimizi şikayet etmek yerine bir olarak, birlik olarak, sağduyu ile birlik beraberlik içinde hareket ederek hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz zaten yönetime geldiğimiz günden itibaren başaracaksa birlikte başaracağız diye altını çizmiştim. Türk futbolunun akıbeti için, geleceği için atılması gereken adımları atmaya, çözülmesi gereken sorunları çözmeye ve tüm bunları camiamızla bir olarak yapmaya devam edeceğiz. Bunları tek başımıza yapmayacağız. Futbolun tüm paydaşlarıyla birlikte yapacağız. Ayrıca olayın olduğu saatten itibaren bu süreçte bize destek veren FIFA Başkanı Infantino, UEFA Başkanı Ceferen, FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina ve İngiltere Hakem Komitesi Başkanı Horvath'e de teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, sorularınız varsa sorularınızı da alabiliriz. Önce hanımlara öncelik diyelim. Bir mikrofonu alırsak. Bengü Türk, Pelin Koç, Ankara Gücü'nün ligdeki durumu hakkında bilgi verecek misiniz bize? İddialar var, puan silinmesi ya da seyircisiz oynaması tarzında. Bu kararı ne zaman açıklayacaksınız? Şimdi biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulları var. Kurulları en çok her hafta sizlerin gündemine geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanı müşavirlik olarak her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkleri yapıyor. Sevkler dün yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bu konuda herhangi bir karar alma talimatlarımıza göre yetkisi yok. Yetki bağımsız olan, özellikle altını çiziyorum, bağımsız olan Profesyonel Disiplin Kurulu'nda, oraya yapılıyor bütün sevkler. Onlar da yarın toplanacaklar. İlgili maddelerden sevkler yapıldı. Gerek sahaya izinsiz girilmesiyle ilgili, gerekse hakeme şiddetle ilgili. O talimatlar çerçevesinde kurulumuzda bağımsız olarak gerek başkanımız, Ankara Gücü Başkanımız Faruk Koca ile ilgili sevkler yapıldı. Gerek onun yanında sahaya giren diğer kişiler sevk edildi. Gerekse takım olarak da Ankara Gücü sevk edildi. İnşallah bunlar Perşembe günü onlar tarafından açıklanacak. Buyurun. Tamam, vereceğim. Sayın Başkan, NTV Övünç Özlem. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuştu. 19 Aralık Salı günü.